Herkese selamlar. Yeni bir video ile sizle yine karşınızdayım. Bugün farklı bir şeyler deneyeceğiz. Bu sefer sesim arkada olacak. Yaptığım sunumu izleyeceksiniz. Bugünkü konumuz Marmara'da ve Boğaz'da hangi balıklar, hangi yemlerle avlanır? Avlanış stillerinden bahsedeceğim birazcık. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha güzel videolar için takipte kalmayı unutmayın. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Kendi çapımda kendi tutmaktan zevk aldığım güzel balıklardan bahsedeceğim sizlere. Hepsini de avlamışımdır. Değişik farklı stilleri olan balıklar. Bunlarla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. İsterseniz ufaktan videoya geçelim artık. Şimdi ilk balığımıza geçelim. İlk balığımız palamut. Sizin de hepinizin yakalamaktan zevk aldığı ve sevdiği bir balıktır bence. Ben de çok severim palamut yakalamayı. Efor sarf etmesi falan çok hoşuma gider. Palamut Karadeniz'de yumurtlar ve Marmara ve Ege kıyılarına kadar inen bir balık. Yakalanışı boğazda kurşun arkası çaparı sistemiyle yakalayabilirsiniz. Özellikle kurşun arkası sisteminde dediğim gibi güç ve efor gerektiriyor. Yüksek tur sayısı olan bir makinayla yaparsanız bunu daha da zevkli hale getirirsiniz. Palamut birazcık da şans isteyen bir balıktır ama birazcık da tecrübe isteyen bir balıktır. O yüzden hızlı tur, iyi makine, iyi kamışla bu aradaki farkı iyi şekilde kapatabilirsiniz. Palamut şöyledir. Büyüdükçe bunun da boyları artan bir balıktır. 20 santime kadar olan boya vanoz diyoruz. 20 ile 30 santime kadar olan boylarına çingene palamut diyoruz. Bu arada vanozları yakalamazsak bu balığın sürülebilir artık ilerideki nesillere aktarımı için iyi olur, faydalı olur. Çingene palamutun da belli boyutlarında yani 27-28 santime kadar olan boyutlarını yakalarsanız daha iyi olur. 31-40 santim olan boylarına palamut diyoruz. Artık tam iyi palamut olmuş halini diyoruz. 40 ile 50 santime kadar olan boylarına kestane palamutu diyoruz. Bunlar güzel lezzetli balıklar oluyor. 51-60 santim arasında kalan olanlara da toik diyoruz. Bu artık böyle iyi balıklar olmuş oluyor. 65 ile 70 santim olan boylarına sivri. 70 santim üzeri olan balıklar artık bunlar iyi balıklar. Palamutun artık kocaman olmuş hallerine zindan delen diyoruz. Ben bir kere denk geldim bu zindan delene. Güzel ve lezzetli bir balıktı. Palamut bu şekilde. Hadi şimdi diğer balığa geçelim. İkinci balıktayız. İkinci balığımız lüfer. Denizlerin artık paşası mı? En iyilerinden biridir. Ben çok severim lüfer, çinekop, o şeyi, familyayı yakalamayı. O yüzden güzel ve lezzetli bir balıktır. Lüferi şöyle anlatalım. Yumurtlama dönemini yine Karadeniz'de geçiriyor. Sonrasında sırayla Marmara, Ege kıyılarına geçerek ondan sonra okyanusa doğru geçiş yapıyor. Portekiz, İspanya kıyılarında bu balık Bluefish olarak biliniyor. Ve ondan sonra tekrar göç döneminde tekrar Karadeniz'e doğru geçiş yapıyor. Hırçın ve saldırgan bir balık. Yani kolay kolay denizlerde baş edilebilecek bir balık değil. O yüzden güzel ve benim de hoşuma giden bir balık. Yakalamayı çok severim lüfer balığını. Boğazda yakalanış biçimi yemli, çaparı ve kurşun arkası sistemleriyle yakalayabiliyoruz. Kurşun arkasında beyaz, sarı, turuncu, pembe ve mavi renklerden inanılmaz hoşlanıyor. Yani mor kafa dediğimiz, ondan sonra limon model dediğimiz böyle turunculu, mavili renkleri de çok hoşuna gidiyor. Yemli'de de en sevdiği yemler hamsi, istavrit, zargana ve gümüşe bayılıyor. Köprü sisteminde hamsi aslında en sevdiği balık hamsi. Ama kurşun arkası yaparken o havada attığımızda hamsi biraz daha yumuşak bir balık olduğu için havada atarken dağılma yapıyor. Bu yüzden istavriti tercih ediyoruz. Uzun olta sistemlerinde zarganayı kullanıyoruz. Kıyıdan yemli de kullanabilirsiniz. Çok zor durumda kaldığımızda da gümüşü de kullanıyoruz. Ama gümüşü de sever. Gümüşün çok fazla yakalanışı olmadığı için bu balıkta genelde hamsi ve istavriti kullanıyoruz. Bunun da boyları büyüdükçe değişkenlikler gösteriyor. 10 santime kadar olan boyların defne yaprağı. Bunu kesinlikle tutmuyoruz hatta. 15-18 santim olan boylarına çinekop. 18-25 santim olanlara sarı kanat. 28-35 santim olanlara lüfer. 35 ile 50 santim olanlara ki bu benim favorimdir. Kofana. 50 santimden büyüklere de sırtı kara diye adlandırıyoruz. Lüfer balığını bu şekilde tanımlayabiliriz. Hadi şimdi diğer balığa geçelim. Bir diğer balığımız istavrit. İstavrit de Boğaz'da herkesin yakalamayı çok sevdiği balıklardan bir tanesidir, buna eminim. Hemen hemen her mevsimde yakalayabildiğimiz bir balıktır. Boğazlarda
10'lu, 15'li, 20'li çapariler şeklinde hepimiz yakalamayı severiz. Havalar ısınınca genellikle bollaşan bir balıktır. Yeşil renkli çapari favorisidir. Böyle yeşil, beyazlı, ondan sonra mor simli falan. Arnavut çaparı dediğimiz o tabir vardır. O tabirdeki bu çapariler çok hoşuna gider. Yemli yakalanışı da klasik dip takımıyla. Karidese bayılıyor bu zamanı. Karides, midye bu tarz yemlerle yakalanıyor. Ondan sonra klasik dip takımıyla yapabilirsiniz. Köprüde, Unkapanı Köprüsü'nde, Boğaz'da falan belirli yerlerde bunların yakalanışı var. Sırıtma tekniğiyle iri boylarda ben çok yakalamıştım sırıtma tekniğiyle. İri boylarda güzel istavritler alabiliyorsunuz. O yönden istavrit balığını da bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu arada varsa başka balıklarla ilgili de bilgi sahibi olmak isteyenleri de yorumlar kısmından da yardımcı olabilirim. Şimdi diğer bir balığımıza geçelim. Geldik biraz daha kumsal balıklarına. Şimdiki balığımız da mırmır. Mırmır denizlerimizin güçlü balıklarındandır. Zeki ve kurnaz olmasıyla bilinir. Yem ile oynayıp çekip bırakmayı ve yemi çıkartmayı sever. Yani alıp kaçar bırakır. Bazen yemi alır kıyıya doğru yüzer. Böyle değişik taktikleri vardır. Yakalanışı kendi kullandığım klasik dip takımıyla yapıyorum ben şahsen bana sorarsanız. Daha basit, daha kolay oluyor. Favori yemleri tekeye bayılır. Ayrıca midye, kurt ve sürünezdir. Bu da size bir taktiğim olsun. Zor durumlarda kalanında yem bulamazsanız tavuk göğsünü ufak ufak parçalara ayırarak tuza basıp sertleşmesini sağlayın. Bu sayede hem yemi alıp kaçmasını engelleyecektir. Hem de siz de balığınızı yakalayabilirsiniz. Tavuk yemine de geliyor. Ondan sonra kendim deneyip tasdik ettiğim bir olaydır bu. Fazlasıyla zor durumlarda. Hiç yem bulamazsanız bu taktiği de deneyebilirsiniz. Hadi şimdi diğer. Gelelim bir diğer balığımıza, zarganaya. Zargana gerçekten benim de çok hoşuma giden, çok güzel av yaptığım bir balık. Eskiden iskele üzerinden topla çok güzel balıkları almıştım zarganayla. Zargana denizlerimizin en benzersiz balıklarından. Canlı yem ve tüy tekniğiyle av yapıyoruz biz genellikle bunda. Su üstüne top file en yaygın yakalama biçimlerinden. Tüy veya gümüş balığını iğneleyerek yapılır. Yani gümüş balığının ufak olanlarını altından ince bir iğneyle topun arkasından gönderip güzel zarganalar, iri zarganalar almışlığım vardır. Kanık fosforlu bir yeşil görselde gördüğünüz gibi. İnce ve uzun bir yapıya sahip. Güzel bir balık. Ben yakalamayı çok seviyorum gerçekten. Yakalanışı da zaten anlattığım gibi bu şekildeydi. Şimdi gelin bir diğer balığımıza. Bir diğer balığımız kefal. Kefal genellikle kumluk bölgelerde avlanan bir balık. İstanbul'da Galata, Unkapanı köprülerinde bolca avlanıyor. Yem olarak da ekmek içini tercih edebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Kefalde dikkat etmemiz gereken. Bizim genellikle biliyorsunuz Galata'ya, Unkapanı'na, Marmara'nın belirli bölgelerine lağımlar akıyor. Bu kefalde dip balığı olduğu için bu lağım bölgelerinden beslenmeyi tercih ediyor. Özellikle bu kefali yakalarken bu bölgelerden yakalamamanıza bence özen gösterin. Çünkü çok ağır metaller ve zehirli maddeler içeriyor kefal balıkları. Hatta içini açtığınızda böyle leş gibi kokmasından böyle simsiyah olması bu lağımın belirtileri. Yani bence dikkatli olun. Yani çoluğunuza çocuğunuza yedirirken bu kefal balığını. Ben şahsen kefal balığını tutmuyorum ama Karadeniz bölgesinin, Marmara bölgesinin böyle güzel temiz balıkların olduğu şeyler var. Kumluk alanlar var. Ben yazlıkta falan bu yerlerde avlanıyordum. Kefal balığı orada güzel oluyor çünkü. Böyle beyaz etli. Hatta Karadeniz bölgesinde pembe yanaklı dediğimiz bazı kefaller vardı. Onlar güzeldi. Onlardan yakalayabilirseniz aslında onları yiyebilirsiniz ama İstanbul bölgesinde kefal balığının böyle bir dezavantajı var. Özellikle Galata ve Unkapanı Köprüsü'nde böyle bir dezavantajı var. Bence biraz daha dikkatli olursak bu konuda çok daha iyi olur. Yani bir balık tutacağız, kolay yakalayacağız diye riske atmanın da hiçbir anlamı yok olmadığını düşünüyorum. İsterseniz gelin şimdi bir diğer balığımıza geçelim. Bir diğer balığımız karagöz. Eminim hepinizin de yakalayıp hoşuna giden lezzetli ve güzel bir balık. Hemen hemen bütün denizlerimizde bulunuyor. Hemen hemen demeyeyim, bütün denizlerimizde var zaten. Yemli türünde avlanan bir balık. Yemli avcılığını yapıyoruz. Özellikle midyeye inanılmaz bayılıyor. Midye ile yakalanışı karagözün güzel. Karides ve sürünezle de avlayabilirsiniz. Bu da favori yemlerinden. Klasik dip takımıyla ben şahsen öyle kullanıyorum. Dip takımıyla ondan sonra hemen önünüze bırakarak böyle derin bölgelerde yakalayabilirsiniz. Güzel bir balıktır, güçlüdür. Ondan sonra lezzetlidir.
Benim favori balıklarımdandır. Şimdi gelin bir diğer balığımıza geçelim. Geldik denizlerimizin paşasına. En güzel balıklarından bir tanesi olan kalkan balığına. Ben kalkan balığına bayılırım. Yakalanışı da. Yani özellikle böyle bir Karadeniz kıyısında böyle bir yere gidip böyle oltaları dikip böyle biraz daha kamp hayatı tarzında böyle av yaptığımızda ben inanılmaz hoşuma giden bir şeydir. Bir de Karadeniz'in böyle güzel manzarası eşliğinde. Marmara'da da avlanıyor ama ben genellikle Karadeniz'de bunun avcılığını yapıyorum. Karadeniz'in balığı, avcılığı o bölgede daha güzel oluyor. Marmara'da, Tekirdağ bölgelerinde falan kumluk alanlarda avcılığında yapanlar var. Ben şahsen Marmara bölgesinde hiç avlamadım. Genellikle Karadeniz bölgesine gidiyorum avcılığını yapmaya. Bunun taktiği de ikili klasik dip takımı büyük iğnelerden. İstavrit kullanıyoruz. Hatta birazcık istavrit bayat böyle kokulu olursa daha da çok hoşuna gidiyor. Bu önemli bir taktiktir. Bu şekilde avcılığını yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken husus tabii ki var. Kalkan balığı yeme tek bir şekilde hamle yapar. Yemi alır ve kuma yatar. Yani oltanı gördüğünüzde böyle dik bir şekilde tutmanız gerekiyor. Ondan sonra pardon. Ondan sonra yemi alır, kuma yatar. Bir kere gördünüz. Bir daha hayatta hareket etmez oradan. Yani sabaha kadar da beklediğinizde kalırsınız. Bir diğer husus da kalkan balığında yemi böyle askıda bırakabilmeniz için oltayı attıktan sonra kurşunu tam yukarıya dik bir şekilde tutmanız gerekiyor. Bu şekilde balığı avlayabilirsiniz. Böyle, çünkü yemi böyle askıda tutmanız gerekiyor. Böyle havadan hareket alıp hemen görmeniz gerekiyor. Kalkan balığı da bu şekilde. İsterseniz bir diğer balığımıza geçelim. Bir diğer balığımız izmarit. İzmarit de gerçekten güzel ve kafalı bir balık. Benim de çok hoşuma giden bir balıktır. İzmarit tüm sularımızda bulunan bir balık. Derin sularda ve kanallarda bulunmayı çok seviyor. Yemli avında kullanılıyor. Favori yemi de midye. Karides ve sülnezide de avcılığını yapabiliyorsunuz. Klasik dip takımıyla avlanıyorum ben. Benim çok hoşuma giden bir balık. Lezzetli ve güzel bir balık. Mavi model yani menekşe izmariti dediğimiz modellerine de çok bayılırım. Bu yönden güzel bir balıktır. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Şimdi bir diğer balığımıza geçelim. En güzel balıklardan bir tanesini sona sakladım. Levrek balığı. Eminim sizin de çok hoşunuza giden bir balıktır. Ben levrek yakalamaya bayılırım. Avcılığını severim. Kıyıdan böyle ata ata gezmeyi. Çok hoşuma giden bir balıktır. Levrek denizlerimizin en güzel ve en zeki balıklarından bir tanesidir. Hırçın bir balıktır. Zekidir. Yakalanışı o kadar kolay bir balık değildir. Ürkektir birazcık ama oltaya bindikten sonra bayağı bir efor sarf ettiriyor. Spin, LRF ve yemli ile yakalanışı yapıyorum ben. Yemli de teke kullanıyorum. Tekeyi de nasıl kullanacağınızı da yakalayacağınızı söyleyeyim. Böyle ufak böyle iskele ayakları, köprü ayakları böyle ufak olanlarda teke genellikle oraya yapışır. Siz de bir kepçe şeyle sayesinde böyle ayaklarını böyle kazıyarak böyle şeyin bu köprünün iskelenin ayaklarını böyle kazıyarak oradan teke çıkarabilirsiniz. Böyle hafiften böyle geceleri böyle hafiften böyle kırmızı gözlümsü bir şey bir hale gelir. Levrek de buna bayılır. O yüzden teke kullanımı önemli. Yani iş yapıyor. Diğer yemleri de kullanabilirsiniz. Sülnez falan ama kurt yani de teke de çok güzel iş yapar. Sifin ve LRF'de de kırma kayalık, dere ağzı, lodos ava gibi ortamlarda avı yapılır. Genellikle su üstünde yakalanan bir balıktır. Su üstünden gelen yemleri atlar. Böyle beyazımsı, ondan sonra sarı renkli böyle değişik, ondan sonra silikonlarla levreyi avlayabilirsiniz. Ben çok seviyorum levrek avlamayı. Videomuz da bu şekilde. Levrek balığıyla kapanışını yapalım. Siz de başka balıkları merak ediyorsanız nasıl yakalanışını yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Çünkü daha iyi videolar çekmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Umarım beğenirsiniz tabii ki de. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Daha güzel ve daha iyi videolar için zaten geleceğim. Şu korona belası bittikten sonra balık videolarıyla zaten yine tekrar geleceğim. Bunu böyle arada böyle geçiş dönemi olarak görelim. Böyle daha iyi bilgilendirme videoları da çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Herkese rast gelsin diyorum. En güzel balıkları umarım sizler tutarsınız. İyi günler.